Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri en güzel şekilde yaratan, sayısız nimetlerle donatan, İman bağı ile kardeş kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet, insanlığa rehber olarak gönderilen, iyiliğin, doğruluğun ve istikamet üzere bir hayat yaşamanın en güzel örneği olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya sayısız salat ve selam olsun. İslam ülkelerinin saygıdeğer büyükelçileri, diplomatik temsilcileri, çok kıymetli Dışişleri Bakan Yardımcımız, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle bu anlamlı buluşmamıza iştirakinizden ve iftar soframızı teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ramazan-ı Şerif'in başta İslam beldeleri olmak üzere tüm yeryüzünde iyiliğe, güzelliğe, berekete ve selamete vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Değerli Hazirun, Ramazan ayına maalesef Filistin'de yaşanan acıların yüreklerimizde açtığı derin yaralarla giriyoruz. İnsanlığın kadim şehri Darüsselam, selamın yurdu Kudüs bugün hiç olmadığı kadar mahzundur. Miracın mabedi ilk kıblemiz Mescid-i Aksa daha önce hiç olmadığı kadar gariptir. Yıllarca açık hava hapishanesine dönüştürülen Gazze, bugün bütün dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir vahşete sahne olmaktadır. Hiçbir kural ve ahlak ilkesi tanımayan Siyonist katiller aylardır Gazze'de katliam soykırımı suçu işlemektedirler. Hukuk, ahlak, vicdan, tüm insani değerler Gazze'de enkaz altında kalmıştır. Tahrif edilmiş bir inanç, sapkın bir ideoloji ve kirli bir siyasetten beslenen Siyonizm bugün insanlık için en büyük tehdit haline gelmiştir. Bu tehdidi bertaraf edecek yeni bir uluslararası inisiyatife şiddetle ihtiyaç vardır. Dünya yeni bir hukuk ve ahlak inşasına muhtaçtır. Zira bugün Gazze'de yaşananlar mevcut haliyle uluslararası yapıların işlevsizliğini bütün açıklığıyla ortaya çıkarmıştır. İnsanlığı utandıran bu durumun bütün faillerini, destekçilerini bir kez daha şiddetle tel'in ediyorum. Bu noktada önemli ifade etmeliyim ki İslam coğrafyalarında yaşanan zulüm ve trajedilere son verme sorumluluğu öncelikle Müslümanların omuzlarındadır. Gazze'nin, Kudüs'ün, Doğu Türkistan'ın ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşu Müslümanların vahdetine bağlıdır. İyilikte yardımlaşmasına, dayanışmasına ve kötülüğe karşı yek vücut hareket etmesine bağlıdır. Zira İslam düşmanları Müslümanların parçalanmış ve dağılmış görüntümüzden cesaret almaktadır. Ramazan ayının bu anlamda yeni bir uyanışa ve dirilişe vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli Hazirun, kıymetli misafirler, bugün insanlık küresel boyutta devasa sorunlarla karşı karşıyadır. Dünyanın bir kesimi müreffeh bir hayat yaşarken diğer kesimi maalesef açlık, yoksulluk ve kıtlıkla mücadele etmektedir.
Yeryüzünün pek çok noktasından acı ve gözyaşı içerisinde feryatlar yükselmektedir. Adeta zıtlıkların, çelişkilerin ve tutarsızlıkların insanları, toplumları ve devletleri çepeçevre kuşattığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Bizim inanç ve medeniyetimizde gözyaşının ırkına bakılmaz, mazlumun, mağdurun dinine ve inancına bakılmaz, açlık ve yoksulluk çekenin ten rengine bakılmaz, arşı inleten çığlıkların dili sorgulanmaz. İnsan hangi dine ve inanca mensup olursa olsun, gözyaşı hep aynı akar. Yürekleri dağlayan feryatlar ise, ister Müslümandan, ister gayrimüslimden, ister sarı tenliden, ister siyah tenliden, ister doğuludan, ister batılıdan, ister Gazze'den, ister Ukrayna'dan yükselsin, hepsi aynı kalbin acısıdır, aynı yüreğin sızısıdır. Bizim medeniyetimizde insan, insan olduğu için azizdir ve hürmete layıktır. Hayat hakkını herkes için mukaddes kabul eden İslam, bir insanı yaşamasına vesile olmayı bütün insanlığı yaşatmak kadar önemli ve değerli görmektedir. Dolayısıyla yaşanan tüm bu acılar ve trajediler karşısında inancımızın ve medeniyetimizin sesini tüm insanlığa duyurmalıyız. Müslümanlar olarak güçlü bir dayanışma bilinci geliştirmeli, haksızlık ve zulüm karşısında sesimizi hep birlikte yükseltmeliyiz. Değerli kardeşlerim, kıymetli büyükelçiler, aynı inancın ve medeniyetin mensupları olarak öncelikle kendi aramızdaki vahdet ve kardeşliğimizi güçlendirmeye mecburuz. Yüce Allah, innemel mu'minune ihve, müminler ancak kardeştir buyuruyor. Bu ilahi fermana kulak vermek zorundayız. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız uyarısına yine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Şu bir gerçek ki Müslümanlar olarak bizler bu şuurla hareket ettiğimizde kardeşliğimizin gereklerini en güzel şekilde yerine getirdiğimizde daima tarihin öznesi olmuşuz. Bu bilinç ve duyarlılığı yitirdiğimizde ise maalesef coğrafyamız üzerinde emelleri ve hedefleri olanların tahakküm, istila ve işgallerine maruz kalmışız. Bu sebeple bizler tüm farklılıklarımızı zenginlik görerek daha güzel bir gelecek inşa etme ideali etrafında kenetlenmeli ve daha büyük gaye ve hedeflere doğru hep birlikte yürümeliyiz. İlişkilerimizi her alanda en güçlü seviyeye taşımalıyız. İnanıyorum ki gücümüzü ve potansiyelimizi kullandığımızda sadece İslam coğrafyası için değil, bütün insanlık için barış, adalet, huzur, refah ve onurlu bir hayatın kapıları aralanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler bu anlamda dost ve kardeş ülkelerin misyonlarıyla işbirliği içerisinde çalışmaktan her zaman büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aramızdaki istişareyi, işbirliğini ve tecrübe paylaşımını son derece önemsemekte, bunun geleceğimiz adına hayati öneme sahip olduğuna inanmaktayız. Sözlerime son verirken, iftar soframızı teşriflerinizden dolayı tekrar şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğimizin, dostluk ve kardeşliğimizin ilelebet devam etmesini diliyor. Sizleri saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.